Sadece kolaya özgü bir durum mu yoksa bütün gazlı içeceklerde alkol söz konusu olur mu? Michael Pepe'nin açıklaması son derece komik. Ciddiye bile almaya değmez. Çünkü kolada meyve özünün bir işi yok ki. Kola yapay bir üründür ve meyve özüyle alakası yok. Oraya yapay aroma gelir. Yapay aromalar alkol içinde, etil alkol içinde taşınır. Bu hem kolalar için, hem gazozlar için, hem aroma eklenmiş maden suları için, hem de benzeri içecekler için eklenen aromalar alkol içerisinde gelir. Alkolle birlikte kazanın içerisine atılırlar ve beraberinde bunların içerisinde yağ ve benzeri aromalar eklendiği için suyla karışabilmesi için çözücüye ihtiyaç var. Bu çözücü dünyada en ekonomik çözücü ve en etkili çözücü alkol olduğu için de her türlü içeceğe hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de dünyada yasal olarak eklenir. Sorun şu, biz mesela 2006 yılında TÜBİTAK'a yaptırdığımız 11 çeşit piyasada yaygın olarak satılan 11 gazlı içecek ve kolalar, Coca-Cola dahil olmak üzere yaptırdığımız analizlerin tamamında istisnasız izin verilen yasal sınırlar içerisinde alkol eklendiği tespit edilmişti zaten. Yani bundan 6-7 yıl önce. Bu bir sır değil ama o tartışma öyle büyüdü ki pazar kola tüketimi düştü Türkiye'de. Bu tartışmanın sonrasında Türkiye'de bir mevzuat değişikliği yapıldı. Avrupa Birliği'nde her litrede 5 gram alkol eklenmesine izin veriliyor. Yani Avrupa Kodeksi buna izin veriyor. Dünya Kodeksi de, Uluslararası Kodeks de izin veriyor. Türkiye'de de aynı zamanda 5 gram litreydi. 2007'nin başında yapılan mevzuat değişikliğiyle bu 3 gram litreye düşürüldü. Evet. Yani 3 grama kadar gazlı içeceklerde, kolalarda, aromalı meyve özlerinde ve meyve sularına alkol eklemek yasal olarak izin verilen bir uygulamadır ve mevcutta da hep bütün ürünlerde maalesef yer almaktadır. Ama asıl sıkıntı ise bunlara alkol eklendiğinin yazılmamış olmasıdır. Evet. Şimdi çünkü şok edici gelişme olarak açıklanıyor. Çünkü kimsenin de haberi yok, öyle değil mi? Yani genel itibariyle tüketici bunların zaten alkolsüz içecek diye tanımlandığı için, adı Evet. böyle olduğu için bütün dünyada ve Türkiye'de alkolsüz içecekte alkolün ne işi olabilir? Tıpkı alkolsüz bir arada alkole izin verildiği gibi. Binde bir bile olsa alkol olarak yazılması gerekiyor, öyle Yani değil bir mi? gıdanın içerisine oranı ne olursa olsun, milyarda bir de olabilir. Evet. Herhangi bir madde eklenmişse tüketicinin bunu bilmeye hakkı vardır. Neden kaynaklı? Bir insani nedenlerle bilmeye hakkı vardır. Sağlık ve benzeri, inanç gibi benzeri nedenlerle. İkincisi de uluslararası hukuk, yani bilgi edinme hakkı, uluslararası bilgi edinme hakkı, Türkiye'nin de ve diğer birçok devletin taraf olduğu bu tüketiciye bunu bilme hakkını verir. Evet. Bu çerçevede de yazılması lazım. Ama Türkiye'de gıdalara, özellikle Türkiye'de bu çok yaygındır. Gıdalara eklenen katkı maddelerinin önemli bir kısmı yazılmaz. Evet. Niye yazılmaz? Etiket mevzuatı yazılmasını istemediği için yazılmaz. Evet, bu o zaman bu etiket mevzuatının değiştirilmesi Yani gerekiyor. Türkiye'de tabii ki hem etiket mevzuatının hem kodeksin baştan sona ele alınması lazım. Yani bizim kodeksimiz Avrupa Birliği'nin seküler kültürü üzerine inşa edilmiş bir mevzuatın tercümesidir. Yani bu ülkedeki insanların ezici bir çoğunluğu Müslüman. Şimdi içinde alkol olmadığını bilmeksizin iftar ediyorlar. Evet. İftar, yani Ramazan geliyor, iftarda Peki, alkollü kolayla iftar şimdi edecekler. Kemal Bey, mevzuat 1 litreye 3 gram alkole kadar izin veriyor diyorsunuz. Peki Evet. 3 grama kadar alkol olmazsa olmaz mıdır? Yani bu konmasa kola yapılamaz mı? Meyve suları yapılamaz mı? Gazlı Bu içecekler... formül devam ederse yapılamaz. Başka formüllere geçerlerse, üretim proseslerini değiştirirler ise mümkündür. Yani alkol yerine öncelikle aromanın alkolle taşınmasından vazgeçilmesi lazım. Bu sadece uluslararası bir uygulamanın değişmesi lazım. İki, çözücü olarak alkolün dışında bitkisel çözücüler var. Bitkisel çözücüler kullanabilirler. Ama niye kullanmazlar? Çünkü bu bitkisel çözücüler 10 ila 20 kat daha pahalı. Piyasada pahalı bir malzemeyi üretici, bu üretici dediğimizde zaten bu ürünler üretenler Türkiye'de 3-5, 10 tane firma. Bunlar öyle hacimli üretimler yaparlar ki Evet. yıllık o bir çözücüden elde edeceği tasarruf yüz milyarlarca lira ya da ya Evet. tekabül ettiği için ticari düşünüyor ve kimsenin inancı, sağlığı hiç kimsenin umurunda bile değil.
Evet. İsterseniz başka bir konuya da geçelim. Başta zaten açılışta söylemiştim. Kanserojen maddelerden E150C, E150D kimyasal maddeleri yani karamel maddesi tespit edilmiş. Bu da potansiyel olarak kanserojen madde olarak belirtiliyor. Avrupa'daki ürünlerde kısıtlama olmadan kullanılıyor. Türkiye'de de bu kullanılıyor. Öyle değil tabii mi? Tabii ki. Bizde E150C amonyak karamel. Evet. Bunun tam karşılığı amonyak karamel. Çünkü E150'nin A, B, C, D türleri var. Ve 150A mesela karamelken 150C amonyak karamel. Nerede kullanılıyor? Kahverengi ekmekte. Yani piyasadaki kahverengi ekmeğe Türk Gıda Kodeksi alkali karamelin eklenmesine izin veriyor. Karamelin eklenmesine izin veriyor. İkinci nerede kullanılıyor? Çikolatalar. Çikolatalar o rengi bununla alıyor. Evet. Başka nerede kullanılıyor? Kola dediğiniz içeceğin ana renklendiricisi karameldir. Evet. Şimdi Fransa'da ya yani İngiltere'de ortaya çıkan diğer yani gelişmede ise karamelin çözücü olarak yani alkol gibi çözücü olarak kullanılmasını sağlayan madde metil imidazol. Hı. Nedir bu metil imidazol? Formaldehit ve amonyağın sentezlenmesinden elde edilen sıvı bir aroma, renklendirici. Evet. Şimdi bu ikisi. Üstüne bir de daha vahimi var. Son zamanlarda çok tartışılan bir madde olan MSG ya da MSP E621 ya da E622 gibi maddelerle birlikte katıldığı zaman neye yol açıyor? Genetik mutasyona yol açıyor. Yani doğacak bir çocuk insan tipinde değil başka bir tipte meydana gelebilir. Beklenmedik hastalıklara, her türlü hastalığa açık hale gelebilir. Bunun kanser yaptığını kim tespit ediyor? Sabah gazetesinde çıkmış haber, tarih de çok yakın, 4 Nisan yanılmıyorsam. Daily Mail'deki habere herhalde. Hayır, Daily Mail'den önce sabah gazetesinde 29 Nisan evet. 2012'de çıkmış. Orada diyor ki, Amerikan Kamu Yararına Bilim Merkezi, Amerika'daki FDA'ya bir uyarı yazısı gönderiyor. Diyor ki, bu ürünler, yani karamel, evet. Kolaya, çikolataya, ekmeğe eklenen karamel, karaciğer, akciğer ve tiroid kanserine yol açtığı tespit edilmiştir. Evet. Bunun için de yasaklanmasını öneriyor. Şimdi bu madde toplumu, yani bu madde hem ekmeğinizde, hem içeceğinizde, hem çikolatanızda, tatlılarınızın içerisinde yer alıyor. Ve şimdi yarın bakın bizim bürokrasimiz kalkar açıklar der ki sağlığa etkisi yoktur der. Bütün bunları da reddeder, üstünü kapatmaya çalışır. Oysa kapatılamayacak kadar... Evet. Şimdi isterseniz bir telefon bağlantımız var. Kaliteli Yaşam Danışmanı Haluk Saçaklı telefon attığımızda merhabalar efendim. Merhabalar. Açılışta da bahsettik Coca-Cola ve Pepsi'nin son yapılan araştırmaya göre tüm ürünlerinde, kola ürünlerinde alkol ve kanserojen maddeler olduğu tespit edilmiş ve biz de bunu konuşuyorduk. Gazlı içecekler hakkında, zararlar hakkında siz ne diyeceksiniz? Ben işe tabii ki bir alkolü sevmeyen ve ağzına koymayan bir bilim adamı olarak başka bir çerçeveden bakmak istiyorum. Asitli içecekleri ya da kolalı içecekleri. Bugün bir sağlıklı ve uzun yaşamda hiçbir zaman için asitli yiyeceklerin tam anlamıyla yeri olamayacağını, yine obezite çağımızda çığ gibi büyüyor. Sağlık Bakanlığı da obeziteyle ilgili büyük bir mücadelenin içerisine girerken, erişkin olsun özellikle gençlerde bu asitli içeceklerin çok bağımlılık yapacak şekilde yaygınlaşmasına yine bir bilim adamı olarak karşı geldiğimi burada ifade etmek istiyorum. Sadece bu asitli ve gazlı içecekler insanlara kilo aldırmakla kalmıyor. Midelerini şişiriyor, yorgunluk yapar, kabızlık yapar. Strese karşı olan direncinin de ani düşmelerine neden olmaktadır. Genellikle bu kolalı içecekler eğer bağımlılık aşamasına geldiyse içinde renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu içeriklerinden dolayı toksit yükünü de oldukça fazla arttırmaktadır. Bu dolayısıyla karaciğerin aşırı çalışmasına ve çabuk yorulmasına neden olur. Yine stres hormonunu arttırır. Bunun dışında iştahı açar. Yani bu kolalı içecekleri ya da diğer asitli içecekleri içtiğimiz zaman light olanları da dahil olmak üzere iştahı açan bir takım sistemleri olumsuz yönde etkilediği için yedikçe yiyesimiz gelir ve obeziteyle ilgili olan mücadelede yenik düşmüş oluruz. Bir insanın kaliteli yaşayabilmesi için bir tarafta asit, alkali gıdaları ve içecekleri çok dengeli tüketmesi gerekir. Bu alkollü içecekler ya da bu
asitli içecekler, asidik değeri çok fazla olduğundan dolayı onları da bir nebze olsun yaşantımızdan azaltmakta yarar var. Evet. Yine de bağımlılık olmamakayla çok az sınırlı, gençler için konuşuyorum, bazı ortamlarda içebilirler ama peşi sıra yeşil yapraklı sebzeleri tüketirlerse bu asidik değerini alkali açısından dengeleme şansını yakalayabilme durumları vardır diyebiliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Kemal Bey, çok sınırlı da olsa içebilirler. Ben hocamın bütün sözlerine katılıyorum ama sadece o sınırlı kısmına katılmıyorum. Hiçbir şartta içmemeliler. Yani sınırlı dediğiniz şey bağımlılığı ağır ağır tetikler. Yani birazdan bir şey olmaz, birazdan bir şey olmaz, biraz daha derken yeni bir yol açmış olursunuz. Bu yüzden bu kısmına katılmam mümkün değil ama onun dışındaki bütün söylediklerine katılırım. Ama bir ilave yapayım buna. Gizli susuzluk yaptığı ortaya çıkmış. Yani zaten ortaya çıkmasına da gerek yok. Bilinen bir şey ama nedir gizli susuzluk? Evet. Kola içtiğiniz zaman su içme ihtiyacı ya da kola ve benzeri meyve suları, gazlı sular, gazlı içecekler hepsini içtiğiniz zaman susuzluk ihtiyacınızı atıyorsunuz. Ama geride vücudunuz, bunlar su olmadıkları için, su ihtiyacınızı da karşılamadıkları için vücut susuz kalmaya devam ediyor ve böylelikle de böbrek hasarlarına yol açıyor. Yani böbreğinizi kaybedebiliyorsunuz. Bunun üzerinde 2564 kişi üzerinde 10 yıl süren Miami Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. En tehlikelilerinden birisinin gizli susuzluğa yol açtığını tespit etmiş. Bir taraftan da kalp krizini tetiklediğini, yani %43 oranda kalp krizini artırdığını ortaya yani koymuş. Yani Kemal Bey, kola içenle içmeyen arasında büyük fark var, öyle mi? İnanılmaz derecede bir fark var. Yani gözünden bile anlarsınız kola içen insanla içmeyen arasında. Nasıl oluyor içmeyen insan? Kola içmiş bir insanın göz bebekleri ilk 45 dakika içerisinde böyle fişek gibi büyür. Yani gözünüzden bile biraz önce kola içtiğinizi anlayabilirsiniz. Yani bu kadar tehlikeli. Gözünüzde bile temerrüz ettiğini görürsünüz bu malzemenin. Bu bir içecek değildir. Bu bir kimyasal. Yani bunun asıl amacı şudur. Bu tür ürünler şunun için üretilir. Sağlık endüstrisine potansiyel mülkmek içindir. Bu ürünü içenler, bu tür ürünleri içenler, bu tür gıdaları tüketenler, daha doğrusu bunlara gıda demek sürçülisan ettim, affola, çünkü gıda değil bunlar. Bunlar tamamen bir endüstriye hasta yetiştirmek, hasta üretmek için geliştirilmiş kimyasal bombalardır. Başka bir amacı yoktur ve başka bir işe de yaramazlar. Yani o zaman tüketici ne yapacak? İçmeyecek. Hiç. Ayran içsin, şerbet içsin, yani bir balı alıp suyla karıştırıp şerbet içtiğiniz zaman sağlığa kavuşuyorsunuz, sağlıklı oluyorsunuz, sürekli bal yemiyorsunuz. Bal şerbeti için, pekmez şerbeti. Mesela çocuğunuzu okula götürüyorsunuz, arkadaşlarından görüyor. Aile veli zaman bir şerbet çıkacak ortaya. Bu kadar basit bir şey için hem ticaridir, para kazandırır bunun için, hem de çocuğunuzun sağlığını korumuş olur. Evet. Şimdi siz karamel maddesinden bahsettiniz. Sadece kola ve gazlı içeceklerde değil, birçok üründe de var, öyle değil mi? Esmer çok ekmek. Sayıda. Kahverengi ekmek denilen esmer ekmek de var. Mevzuat izin veriyor. Çikolataları Türkiye'de tamamında var. Türkiye'de sadece geçerli yoksa Avrupa'daki... Hayır, tüm dünyada geçerli. Tüm dünyada geçerli. O zaman esmer ekmek de tüketmememiz mi gerekiyor? Tam buğday ekmeği tüketmemiz lazım. Esmer ekmek diye bir kavram sonradan ortaya çıkmış bir kavramdır. Yani beyaz ekmekten kaçan insanları yağmurdan kaçarken doluya tutturmak. Beyaz ekmeğin zararları vardı. Beyaz ekmeğe bir de boya ekliyorsunuz. Bu kez daha tehlikeli hale getiriyorsunuz. Yani insanlar kahverengi ekmek diye bir kavram üretildi. Evet. Kahverengi ekmek değil, tüketilmesi gereken buğday rengi olan, tam buğday unundan üretilmiş, katkı içermeyen ekmektir. Kahverengi ekmek, kahverengi çikolata yemek, kahverengi bisküvi yemek, yani kahverengi olan bu renklendirici olarak kullanılan bu tüm maddeler hepsi en basit anlamda en basiti bu da üstelik B6 vitaminin emilimini azaltıyor, nörolojik bozukluklara yol açıyor, gen mutasyonuna yol açıyor, bağırsak problemlerine yol açıyor, mide problemlerine yol açıyor, hazım zorluğu çıkarıyor. Yani o kadar çok soruna neden oluyor ki. Şimdi bütün bunları yapan bir şeyi de tüketin demek insaf gerektirir. Yani dilimiz Allah dilimizi kurutur yani için yiyin bunları dersek. Evet, başka hangi besinlerde var? Ya, bu kahverengi olan her şeyde olabilir. Zaten karamelli çikolata dediğiniz zaman yani nerelerde kullanılır, o kadar çok kullanılır ki. Yani kahverengi rengi olan, siyaha yakın renk olan her şeyde karşımıza çıkabilir. Yani, yani sınırı yok bunun ama... bu en yaygın olarak bu üç alanda kullanılıyor. Yani yaygın olarak bisküvi, çikolata, kolalar ve ekmekler, yani kahverengi ekmekler de en yaygın olarak kullanıldığı alanlar.
Şimdi siz tabii tüketicinin bu özellikle kolalı içecekleri tüketmemesi gerektiğini söylüyorsunuz ama sonuçta bu var olmaya da devam edecek. Mevzuat değişikliği mi gerekiyor sizce? Tabii yani iki şey gerekiyor. Yani hocam söyledi ki Sağlık Bakanlığı işte obeziteyle mücadele ediyor. Ben öyle bir mücadele falan görmüyorum. Yani teorik olarak kamuoyunda mücadele edilmiş gibi söylemekle mücadele edilmez. Mücadele bir zihniyet devrimiyle mümkün olabilir. Öncelikle bu ürünlerin açık seçik özellikle bakanların çıkıp tüketmeyin demesi lazım. Yetmez. Mevzuatı yeniden ele almak ve düzenlemek gerekiyor. Bunları en basit itibariyle küresel yapı dolayısıyla engelleyemiyorsanız bile şunu yaparsınız. Etiket mevzuatınızı değiştirirsiniz. Ve etiket mevzuatınızda bunların yan etkilerini tek tek okunabilir, en az 12 punto olmak üzere okunabilir, büyük mutlaka ürünlerin üzerine yazdırttırırsınız sigarada yaptığınız gibi. Nasıl sigarada evet. Hangi yan etkileri neden olduğunu tek tek yazıyorsunuz. Büyük üstelik 15-16 punto büyüklüğünde yazdırıyorsunuz, marka büyüklüğünde yazdırıyorsunuz. Bu ürünlerin hepsinde de yan etkilerini, yol açtığı etkileri yazarsınız. Burada başka bilinmeyenler var. O bilinmeyenler de şu. Bugün dünyadaki uluslararası kodeks şunu yapıyor. Bir ürünün yan etkisini ölçüyor. Evet. Bunu söylüyor. Nerede söylüyor? Bunun fareler üzerinde yaptığı ve genç sağlıklı insanlar üzerindeki sonucunu söylüyor. Ayrıca bunu çocuklar tüketiyor, yaşlılar tüketiyor, hamileler tüketiyor, hasta olanlar tüketiyor. Daha da önemlisi iki maddenin bir araya geldiği zaman hangi yan etkinin yaptığına dair dünyada hiçbir bilimsel araştırma yok. Evet. Peki çok sağ olun. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bu satır arasında tüm kola ürünlerinde alkol ve kanserojen madde tespit edildiğinden bahsettik ve konuğumuz Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer'di. Satır arası programı burada sona eriyor. Yarın 11.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Ces sodas jusqu'à 25 morceaux par litre. Plus surprenant, il y a aussi des traces infimes d'alcool dans certains colas. Explication Perrine Bonnet, Jean-Jacques Le Garec. Dans le soda. À votre avis, qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour fabriquer ces boissons? Oh, beaucoup de choses. On ne sait pas vraiment ce qu'on boit. Je sais pas, j'ai pas d'idée en fait. Bah, du colorant, conservateur. Qu'est-ce qu'il peut y encore avoir à l'intérieur? Ouais, plein de produits chimiques, on va dire, quoi. Il n'y a pas grand-chose, c'est fade, hein, il n'y a pas de sucre. Non seulement il y a beaucoup de sucre, mais aussi des extraits de plantes, de la caféine et même de l'alcool. C'est ce que révèle une enquête de 60 millions de consommateurs qui a fait analyser le contenu de 52 sodas. Les étiquettes mentionnent pour la plupart 2% d'arômes naturels, sans plus de précision. Les scientifiques de 60 millions, eux, ont repéré des extraits de cannelle, de noix de muscade, d'agrumes et de baume du Pérou. C'est une famille de substances chimiques qui sont des terpènes. Et ces terpènes sont potentiellement allergènes. Donc ça peut poser des problèmes, en particulier à des enfants qui développent des allergies. Trois références de cola contiennent aussi des taux de caféine supérieurs à 100 mg par litre. Boire un litre de cola revient à boire deux tasses de café. Enfin, des traces d'alcool ont été trouvées dans 10 marques de soda. La quantité varie de 10 à 272 mg par litre, soit un taux d'alcool de 0,03%, faible mais présent.